Merhaba arkadaşlar. Bu hafta O Ne Diyor'da Emre Kıvılcım ve ben varım. Merhabalar. Rabia Sorutürk de ben varım. Belli ki bu program zor geçecek. Aynen. Emre abi, Malatyalıların üç ortak özelliğini sayar mısın? Malatyalılar şeydir ya. Kendilerini çok savunurlar dışarıda. Mesela bizde plakaların sonları, telefon numaralarının sonları genelde 44 ile biter. Bir de İstanbul'da falan Malatyalılar birbirini bulunca yani yıllardır sanki o anı bekliyorlarmış gibi tepki veriyorlar. O ilginç geliyor bana. Daha önce birini etkilemek için olmadığınız bir kişi gibi davrandığınız oldu mu? Olmuş mudur? Niye öyle bakıyorsun? Bilmiyorum. Benden öyle bir enerji mi aldın? Belki olmuş yani, bilmiyorum. Sen... Kendimi bile kandırmış olabilirim, hatırlamıyorum. Değiştirmezsin kendini. Neyse olsun yani. Net. Al hemen şu parayı. Hele sıkıştır. Çıkışta hesaplaşacağız. Birçok ünlü oyuncu ekranda kendini seyredemediğini söylüyor. Sizin de böyle bir fobiniz var mı? Böyle bir fobim yok. Kendimi izlemeyi seviyorum ama en sert eleştirileri sanırım ben yapıyorum kendim için. Kimsenin göremediği şeyleri daha net görebiliyorum. O yüzden kendimi izlemeyi seviyorum aslında. Eleştirmek adına, hatalarımı düzeltmek adına. Ben rahatsızlık duymuyorum ya. Öyle normal izler gibi izliyorum. Yani kendimi ayırt ederek orada izlem. Yok, izliyorum. Rahatsızlık duymuyorum. Sesimden bazen. Çok alakasız geldim. Ben de birine veda mektubu yazacağım, yani ayrılacağım. Güzin ablalık istiyorum. Birinden en doğru nasıl ayrılınır? Hiç beceremem, biliyor musun? Ayrılmayı mı? Evet, direkt ghostlarım. Nasıl yani? Yani beceremem. Ne yaparsan ayrılırken? 35 satır mesaj yazamam mesela. Bitti mi dersin mesela? Bitmesi yani gerekiyormuş derim. Nasıl? Açıklama bir şey? Muş yani, hani benim de haberim yok, anladın mı? Gerekiyormuş yani, kendim de almam, o sorumluluğu alamam yani. Yarın öbür gün pişman oluyorum falan. Giremem o toplara. Tamam. Sen? Ben yani evet, uzun bir açıklama yaparım. Hayır Emre, asla uzun gerçekten mesaj yazmaz. Bu arada yalanın en büyüğü. Ayrılırken yazarım yani. Ayrılırken yazarım. Yaşananlar, hatalar. Ayrılırken şey yazarım. Ayrılırken mesaj atar bu arada. Tekrar gün yüzüne doğru çıkarılır. Özürler dilenir. Peki. Bir şeyler. Genelde özür dilen ben... olmuşumdur çünkü ayrıldıktan sonra. Çünkü hep hata yapan olmuşsundur. Evet. Genelde hata yapan ben oldum yani. Sabah uyandığınızda ilk ne yaparsınız? Gatsiye çiçe çıkarırım. Analuk. Ben direkt kahve içerim. Su içerim, kahve içerim. Gerçek hayatında oyunculuğunu hiç kullandığımı kullanmak zorunda kaldım. Yok. Biz neyse koyuz yani, her zaman her yerde. Niye geçen bir yere gittik, siz beni tanımıyor musunuz demedin mi? Nasıl yani? Abi restorana girdik, ya, şey yer olmadı. Yok, rezervasyon yaptırmadın dediler. Öyle bir şey olmadı, öyle bir şey olmadı. Nasıl olmadı Emre? Olmadı öyle bir şey. Olmadı, olmadı. Oyunculuğunu kullandığın oldu mu? Yani? Yok, hayır, olmadı. O kadar. Fake hesabınızda olduğunu sanıp kendi hesabınızdan izlememiz gereken bir story izlediniz mi? Evet ya. Evet. Yaptın mı? Bir şey diyeceğim. Geçen hafta bir şeye ben şahit oldum. Fake evet hesap değildi de yanlışlıkla evet birisinin storiesine bakmıştım ve kendi kendine söyleniyordun. Allah'ım ben ne yapacağım falan diyordun. Galiba yorum mu attım? Twitter'dan da. Twitter'dan bir şey yaşadım, bir evet. Bir şey yaptın, aynen evet, böyle bir takip falan etmiş olabilirim. Yapıyorum ben bunu. Sonra hemen alelacele engelliyorum. Sonra arkadaşlarıma mesaj atıyorum. Diyorum ki şimdi bak, ben senin şeyini beğendim, seni engelleyeceğim. Bakalım gözüküyor mu, gözükmüyor mu? Aynen. Bir gruptan onu bir teyit ediyorum. Bana soruyor bir de, ben de Twitter kullanmıyorum yani. Hashtagler yapılıyor Emre Twitter'a gel diye bu arada. Umarım bir gün insanlar dinler ve gelirsin. Düşünüyorum abi ya. Sen bunun için bir tarif ver o zaman sevenlerimize. Sosyal medyada çok çok iyi görünüp gerçekte gördüğünde şaşırdığın bir ünlü oldu mu? İsim vermeyeceğini biliyorum. Yok, olmadı. İsimleri Şop'un gözünü seveyim diye. Bir isim ver be, hadi be. Ay be Peysep. Dilin olsa da konuşsan. Misafir sever misiniz? Özel günlerde sevmem. Özel olmayan günlerde severim. Bayramlarda misafir hiç sevmem. Çünkü bir şeyin üzerine bize gelme sorumluluğunu edinmiş insanları sevmiyorum. Yani o yüzden bu kadar. Ben de yalnızlığı bana niye veriyorsun? Sen de cevap. Tamam, soruyu biliyorum yani artık. Bakmama gerek yok yani. Ben yalnızlığı severim ya. Kalabalık ortamlardan kaçan birisi oldum. Ama sevdiğim arkadaşlarımla vakit geçirmeyi severim. Ver. Tamam, sıra bende. Bütün hafta sonunu harcadığınız bir dizi oldu mu? Olduysa hangisi? Neden mektubu? Oldu ya. Ne bütün var? Hafta sonunu harcadığım bir dizi oldu. Ve gerçekten de Türkiye'de şu an nadir beğendiğim işlerden biri Gibi dizisi. Oh, bayılıyorum evet yani. Tebrik ediyorum bütün çalışanları, oyuncuları. Yani sen fonu sen mi sürdün? Ama Gibi izliyorsun. Buna cevap vermen aynen gerekirdi. Aynen, Ersoy değil mi? Şey desene, ben de senin arkadaşın. Niye? Azıcık sürdün mü abi desene. Aynen. Oscar aldınız. Ödül konuşması yapsanız kimlere teşekkür ederdiniz? Tabii ki de öncelikle partnerin Rabia Soytürk. Evet. Bu diziyle mi aldım ama? Belki başka bir işle aldım. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Rabia Soytürk'e teşekkür ederim. Hangi işten Oscar alırsam alayım. Aileme teşekkür ederim. Evet. Ve bana destek olanlara. Kavgaya veda mektubu setinden, bütün setten, setin içinden birini soruyor. Kimi çağırırsın? Kavgaya mı? Kim, erkek kardeşi falan mı sordum? Çok...
Onu sorarsın. Bir de erkek çok kast yok, erkek kastı. Niye? Kadın kavgaya gitmez mi? Kadınları mı çağıracağım kavgaya giderken? Ben Selim ben abi, Selim abiyi kavgaya çağırmak istiyorum kavgaya. Selim Bayraktar'ı çağırmak istiyorum. Beraber abi. Selim abimi güldürür oradakileri. Bu arada Selim abi de evlendi. Tebrik ediyorum buradan. Selim abi güldürür kesin kavgada. Çok komik birisi ya. Rabia sen Trabzonlusun. Karadeniz kızlar neden hem bu kadar güzel ama hem bu kadar zor? Ne diyeyim ki? Soğuk bir yer olduğu için mi? Trabzon'da yaşadın mı? Hayır ama Karadenizliyim. Büyüdün mü yani? Yaşadın mı orada? Gidiyor musun hiç? Yok zaman... niye hep aynı yere geliyor gider misin? O zaman sen bir Trabzonlu değilsin yani. Hayır ya anne babam Trabzonlu, ben İstanbul'da doğdum. Karadeniz kızları bence zor değil, siz erkekler çok basitsiniz. Vah! Sen ne kadar çok seviyorsun bu erkekleri küçümsemeyi ya. Hayır öyle bir şey değil benimkisi. Benimkisi yaşanmışlıklara saygısızlık. Her yere geç kalan o kişi misin yoksa hep bekletilen kişi mi? Rabia bu sorunun cevabını biliyorum, doğruyu söyle ona göre. Ben de bu soruyu soranı biliyorum. Neyse söylemeyeceğim. Her yere geç kalan kişi misin? Bence sen geç kalan kişisin. Nasıl Emre? Buraya senden önce geldim. Ama bir saat seni bekledik Rabia. Hani. Karadenizli kızı. Erken geldin ama hazırlık için erken geldin yani. Yapıyordum. Böyle bir huyum vardı. Yalan söylemeyeceğim. Kötü bir huyumdu ama bıraktım o huyumu. Yapmıyorum artık. Ben zamanında giderim ya. Yani ne 5 dakika önce ne 5 dakika sonra. Birbirinize oyun verirken güldürmeye çalışan kim? Ya bizim şöyle bir durum var. Güldürmeye çalışmıyoruz çünkü gülmeye başlarsak duramayacağımızı biliyoruz. Özellikle değil mi? Sen. Ben... Duramıyorum. Geçen hatta sahnede şey oldu. Sahne çekiyoruz. Rabia'nın karnından sürekli sesler geliyor. Acıkmış. Yani ben soru soruyorum. Rabia cevap vermesi gereken karnından sesler geliyor. Sesler geliyor. O mesela bazı sahneler bitmiyor. Biz dış etkenlere çok gülüyoruz. Çok yani gülüyoruz. Birbirimize alakalı bir şey değil. Yani evet. O an şeyi garip bir de. Gülmemen gerekiyor ya. O evet. Daha çok gülmene vesile oluyor yani. Hani öyle bir durum olmasa gülmeyeceğin şeyler gülmeye başlıyorsun. Düşük. Benim dalağım düşük. Karşı cinsi etkileyecek bir bakışınız var mı? Bize gösterir misiniz? Benim yani normal bakışım yeter. Bence. Yeter mi? Yeter bence. Tamam. Ben de bakayım. Bak hadi kameraya doğru şöyle. Evet. Rabia, Emre seni korkuttu ve bunun öcünü alacak mısın? Haa. Bende o iş. O iş bende. Evet. Bunu bekliyorlar bu arada. Sizi üzmeyeceğim. Yapacağım bunu. Vahşi bir hayvan evcilleşse hangisi sizinle yaşasın isterdin? Mesela kaplan, timsah. Ben kartal isterdim. Hatta önceki işimde de Şahin'le sahnelerim vardı. Onda bir hazırlık dönemim vardı böyle. Şahin'le çok etkilenmiştim o yüzden. Kartala sevgim var, Şahin'e, kartala. Fil vahşi mi? Yok. Herhalde. Fil niye? Fil ile mi yaşamak Fille isterdin isterdim gerçekten? Fil ile isterdim yaşamak, evet. Düşünsene onun hortumunda şöyle uzandığını. Çok tatlı olur mu? Olabilir, değişik bir cevap, evet. Birbirinizi hediye alsanız ne alırsınız? Rabia önce sen... Lades'teki borcun diyeceksin. Bana bir borcunu öde. Bana bir tişört borcun var. Tamam. O yüzden sana hediye falan yok. Tamam. Önce tişörtü ama al. Ama alsan ne alırdın bana? Lades'ine girdik arkadaşlar ve kazandım ama Rabia bir aydır taktım beni oyalıyor. Taktım ama arkadaşlar yani. Alacaktım tabii ki de alacağım tişört. Bu hafta sen çok çalışmamıştın aslında Rabia. Vaktin de vardı yani. Gidebilirdin. Doğru söyleyin, hiç horluyor diye uyandırdınız mı? Ya ben kendi horultuma uyanıyorum. Horluyor diye uyandırdın mı birini? Bu kadar, o kadar ince uyumuyorum yani. Ama ben bazen çok yorulduğumda yapıyorum bu rahatsızlığı, yaşatıyorum insanlara. Ben uyandırıldım ya. Nasıl yani mesela? Ben hiç horlayacağımı düşün. Hala da inanmıyorum mesela horladığıma. Yani demek bazen çok yorulunca mı oluyor bilmiyorum. Evet, yorulunca oluyor. Ben çok sessiz bir şekilde uyuduğumu düşünüyorum hala. Ben bir de inliyorum yani. Yani... Şöyle, o kadar yoruluyorum ki herhalde, bir annemle uyuyorum. Dedi ki, kızım dedi, dayak mı yedin dedi. Yani böyle hani şey... sürekli uykumda birileri beni dövüyor gibi. Böyle şeyler yaşıyorum horlamaktan ziyade. Peki siz hiç birine mektup yazdınız mı? Yani hiç mektup... sen. Mektup yazmadım ama mektup gibi bir WhatsApp'tan böyle yazılar yazıp... Sen ne toksik bir adammışsın. Neymişsin ya? Ben bayağı duygusal bir insanım Rabia. Bu ben program bizim birbirimizi tanımamıza sebep oldu. Aynen. Ben duygusal bir insanım. Nasıl ya? Hiç böyle bir göstermedin bana kendini. Nasıl? Odun mu görünüyorum birden, biraz daha? Birden çok mesajlar yazmaya başladın. Birden bir romantizm. Değişik. Değişiyor işte duygular falan. Bana verme artık. Zamanı geldi soruyu cevaplamanın. İnsan sarrafı mısınız yoksa insanları zor mu tanırsınız? Çok iyi tanırım. Dedikten sonra benim geceleri uyuyamama şekli. Vay be. Bu da mı be Goldie dediğim anlar. Ben çok iyi tanıdığımı düşünmüyorum ya. Sen de mi tanımıyorsun? Benim kalbim o kadar temiz ki arkadaşlar. Karşımdakilerin kalbini hep kendi kalbim gibi düşünüyorum yani. Ve hep yanılıyorum. Birbirimizin gözlerinin içine bakıp 10 saniye gülmeden durabilir misiniz? Biz bu kapışmayı arkadaşlarla yaptık, asla bitiremedik. Bence duramayacağız. Sayın. Bence duramayacağız. Hazır mısın? Evet. 3, 2,
2, 1. Geçmedim 10 saniye, eyvah. Son sorumuz. Sende. Bir ucunu sen çek, bir ucunu ben, hadi. Aç hadi. Evet arkadaşlar, sorularınızı ben cevapladım. Rabia da sağ olsun bana destek oldu. Evet arkadaşlar, sorularınız bu kadardı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz.